Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlarım. Dersimize hoş geldiniz. Logaritmaya geçiyoruz artık. Bugün son sürat devam ediyor kampımız. 84 ve 85. sayfaların bugün hem konusunu anlatacağız hem de örneklerini çözeceğiz arkadaşlar. Logaritma ile alakalı kafamda herhangi bir soru işareti kalmaması için çok fazla uğraştım. Umarım sen de bunu dersten sonra, logaritma bittikten sonra hissedeceksin. Şimdi logaritma ile alakalı hocam bir uyarınız var mı? Hani logaritma ne olursa daha iyi anlaşılır diye soracak olursan da hemen söyleyeyim, tabii ki var. Öncelikle üstlü ve köklü sayılar konusunda inanılmaz derecede iyi olman gerekiyor. Yani şöyle, bununla alakalı da size hemen çok da sıkmadan bir şey anlatmak istiyorum. Bir yaz kampında sevgili arkadaşlarım, çalıştığım kurumda bir öğrencimin Avusturya'dan kuzeni gelmiş bunlara. O da dedi ki hocam ertesi gün dedi evde canı sıkılıyor dedi. Ben dedi dershaneye geldiğim zaman dedi acaba dedi dersimize o da katılabilir mi dedi. Yaşını sordum, yaşı da katılmaya müsait dedi. Tamam gelsin dedim, sıkıntı yok. Daha sonrasında ertesi gün yaz kampının daha ilk saatlerine o da geldi. Tanıştık ettik falan. Avusturya'da bir üniversite kazanmış arkadaşlar. Sayısal bölümlerle alakalı bir bölümdü. Sayısal bölümle alakalı bir şeydi. Daha sonrasında ne işleyeceksiniz diye sordu. Çat pat Türkçesiyle. Ben dedim ki üssü sayılar işleyeceğim. Bugün TYT işliyorduk. Tabii o zamanlar YGS'ydi. Üssü sayılar işleyeceğim dedim. Üssü sayılar dedi. Böyle baktı hani üssü sayılar dedi. Daha sonrasında tabii ben de nasıl işlediklerini tahmin ettiğim için, oradan nasıl gördüklerini bu konuyu tahmin ettiğim için, şimdi dedim yazınca anlarsın tahtaya, yani örnekler üzerinden anlarsın. Tahtaya üssü sayılarla ilgili birkaç örnek yazdığım zaman kız elini kaldırdı ve şöyle dedi, hani logaritma değil mi diye sordu. Ben de evet logaritma dedim. Yani hani aslına bakarsanız 9. sınıfta işlediğimiz üssü sayıların devamı niteliğinde olabilen diye düşünülebilen bir konu diye düşünebiliriz biz de. Çünkü cidden öyle. Aslına bakarsanız biz üssü sayılarda yaptığımız işlemlerin burada tamamen ama tamamen anti işlemlerini uygulayacağız. Tabii üssü sayılarla denklemler çözüyorduk. Logaritmik denklemler çözeceğiz. Üssü sayılarla ilgili eşitsizlikler çözüyorduk. Burada da üssü sayılarla ilgili eşitsizlikler çözeceğiz. Yani konu bir bakıma sevgili arkadaşlarım üssü sayılarla aynı. Dolayısıyla üstlü ve köklü ifadelerin tam oturması halinde bu konuyu anlamaman için hiçbir sebep yok. Eğer üssü ve köklü sayılar sende tam oturmamışsa lütfen bu konuları önce hallet, daha sonrasında geldiğinde emin ol %80-%90 oranında daha iyi konuyu anlayacağını, daha iyi anladığını fark edeceksin. Şimdi öncelikle logaritma konusuna bir başlayalım, daha sonrasında aynı olduğunu sen de vereceğim örneklerle görmüş olacaksın. Hazırsan geçelim dersimize. Valla saçları da kestirdik, kamerada da kafa küçücük duruyor. Gençler. Şimdi üstel fonksiyon diyoruz. Üstel fonksiyon sevgili arkadaşlarım bir fonksiyon çeşidi. Eskiden böyle ÖTF görürken bunları böyle detaylı detaylı görüyorduk. Ama tabii ÖTF yani özel tanımlı fonksiyonlar kısmı müfredattan kaldırılınca artık bunları da böyle yüzeysel logaritmadan önce anlatmak durumunda kalıyoruz mecburen ama yine de ben sizlere birkaç detayından da bahsetmek istiyorum. Şimdi üstel fonksiyon sevgili arkadaşlarım tanımı şu şekilde. A bir pozitif reel sayı olacak ama birden farklı bir pozitif reel sayı olacak arkadaşlarım A sayısı. Eğer ki sen bir fonksiyon yazıyorsan ve bu fonksiyonun kuralı A üzeri X biçimindeyse, yani burada sevgili arkadaşlarım pozitif ve birden farklı reel sayının üzerine herhangi bir değişken atıyorsan, işte biz bu fonksiyona üstel fonksiyon diyoruz. Üstel fonksiyon arkadaşlarım reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı olmak zorundadır. Sebep? Çünkü sevgili arkadaşlarım pozitif olan A sayısının hiçbir kuvveti negatif yapamaz bu sayıyı. Sıfır yapamaz bu sayıyı. Dolayısıyla bu fonksiyonun bizim görüntü kümemiz, değer kümemiz daima ve daima pozitif reel sayılar olacak diyebiliriz. X'ler burada reel sayı. Zaten şuradan seçiyoruz. Fx'ler de arkadaşlarım yani a üzeri x'ler de pozitif reel sayılardan olduğunu söylemiştik. A tabii ki aynı şurada da söylediğimiz gibi pozitiftir ve birden de farklıdır sevgili arkadaşlar. Burada a'ya, şuradaki a'ya taban diyoruz arkadaşlarım.
Şuradaki x'e de üs diyoruz. Taban ve üs. Üssü sayılardan biliyorsun sen zaten bunu. Peki şimdi üstel fonksiyon dediğimiz olay bu. Mesela 5 üzeri x, 3 üzeri x. Bunlar birer üstel fonksiyondur. 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti. Bu bir üstel fonksiyondur arkadaşlarım. Şimdi bu üstel fonksiyonların grafiklerine bir göz atalım. Çünkü logaritma fonksiyonunun grafiği alınırken bunlara biraz da ihtiyacımız olacak açıkçası. Pozitif ve 1'den büyük olan sayıları ele alalım. Pozitif ve 1'den büyük. Şimdi 1 zaten olamaz dedik. X'ler. Şimdi A'lar, özür dilerim. 1'den büyük ve pozitif olan sayıları düşünelim. Yani mesela burada 2'yi kabul edebiliriz. 2'nin kuvvetlerine bakalım arkadaşlarım. 2'nin birinci kuvveti 2, ikinci kuvveti 4, üçüncü kuvveti 8, dördüncü kuvveti 16. Ve dikkat edin, üstler birer birer artarken sonuçlara bakın. 2 artmış, 4 artmış, 8 artmış. Bundan sonra 16 artacak, 32 artacak, 64 artacak diye gidiyor. Ama birer birer artıyor. Birer birer artmasına rağmen bu kadar aranın açılarak ilerlemesi demek ki bu bir ivmeli hızlanma hareketi yapıyor arkadaşlarım. Tamam. Pozitif ivmeli. Yani gitgide hızlanıyor ve her aralıkta da ivmesi biraz daha katlanıyor diyebiliriz arkadaşlarım. Çünkü bunun değişim hızı inanılmaz derecede yükselebiliyor. Yani mesela 2'nin 9. kuvveti 512, 2'nin 10. kuvveti 1024. Yani şuradaki arada 2 fark vardı. Şimdi arada 512 fark olmuş oldu. Yani 256'ya katladı hızını. Dolayısıyla arkadaşlarım bu şekilde artarak artan bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz aslına bakarsanız. 2'nin kuvvetleri arttıkça bulunan sonuçların da arttığını söylüyoruz. Bu durum tabanı 1'den büyük olan tüm üstel fonksiyonlar için de kesinlikle geçerlidir. Bakın 1'den büyük olması yetiyor tabanın. Bu durum tabanla alakalıdır. Eğer taban 1'den büyükse bu şekilde hızlanarak artan bir fonksiyondur diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Tabanı 1'den büyük olan tüm üstel fonksiyonlar için kesinlikle geçerlidir dedik. Dikkat edin, yukarıda verilen örnekte 2 üzeri x'lerin sonuçları da asla ama asla negatif olamıyor. O zaman bizim çizeceğimiz grafik asla x ekseninin altına düşmemesi gerekiyor. Çünkü negatif olamaz. Pekala. Ama sıfıra yaklaşık bir değer olabilir sonuç olarak. Demek ki ben şunu biraz daha şöyle uzatırsam arkadaşlarım, bu fonksiyonun grafiği şöyle sıfıra teğet olacak şekilde eksi sonsuzdan bu tarafa doğru geliyor. Daha sonrasında ise biliyorsunuz ki 2 üzeri x için x'e 0 verirseniz 2 üzeri 0'dan burası 1'den geçecektir, mecbur buna. Ve 1'den geçtikten sonra da bu şekilde ivmeli bir şekilde artarak hareket edecek ve artık bir şekilde y ekseninde paralel konumlara bile gelebilir. Tamam, sonsuzda tabii ki. Pekala, şimdi tüm bunları söyledik. Biz bunun artan fonksiyon olduğunu biliyoruz artık. Pekala, şimdi pozitif olsun ama 1'den küçük bir sayı ele alalım. Mesela 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti 0,5, ikinci kuvveti 0,25, üçüncü kuvveti 0,125, dördüncü kuvveti 0,0625 ki gitgide küçüldüğünü görüyorsunuz arkadaşlarım. Tamam, gitgide küçüldüğünü anladık. Eyvallah. Hatta azalarak küçüldüğünü anladık. Çünkü şuradaki fark 0,25 iken buradaki fark 0,125'tir. Bakın azalma hızı azaldı arkadaşlarım. Dolayısıyla bu fonksiyonun gitgide azaldığını biliyoruz ve azalarak azaldığını biliyoruz. Azalarak azaldığını diyor. Bu durum tabanı 1'den küçük ve pozitif olan tüm üstel fonksiyonlar için, yani 0 ile 1 arasındaki, tabanı 0 ile 1 arasında olan tüm üstel fonksiyonlar için de yine kesinlikle geçerlidir diyoruz. Ve dikkat edin, sonuçlar asla negatif ve 0 olamaz. Yani yukarıdaki gibi sonuçlar asla negatif veya 0 olmayacak. Ama sevgili arkadaşlarım bu sefer azalacak. O halde ben bunun grafiğini nasıl çizerim? Şu şekilde buradan gelir arkadaşlar ve x'ler artı sonsuz değerlerine gitmeye başladığı takdirde bu x eksenine paralel ve neredeyse x eksenine teğet olacak şekilde hareket eder. Ama hiçbir zaman x eksenine değmez. Çünkü x eksenine değdiği an sıfır olması gerektiğini biliriz. Hiçbir zaman sıfır olamaz. Niye? Çünkü 1 bölü 2'nin x'inci kuvvetini düşünün. X ne olursa bunun sonucu sıfır olur. Sıfır olamaz arkadaşlar. Sıfıra yaklaşık bir değer olur ama sıfır olamaz. Çünkü hiçbir pozitif sayının hiçbir kuvveti sıfır olamıyordu. Dolayısıyla biz bunun artık azalan fonksiyon olduğunu biliyoruz. Şimdi bu artan ve azalan fonksiyonları, yani ne için artan, ne için azalan, yani tabana göre değiştiğini öğrendik. Tabana göre değiştiğini öğrendiğimize göre artık logaritma fonksiyonuna geçelim. Logaritma fonksiyonun grafiklerinde bu iki grafiğe tekrardan değinmemiz gerekecek. Logaritma fonksiyonu. Öncelikle logaritma fonksiyonu hangi ihtiyaçtan yani doğmuş olabilir? En basit şekilde açıklamaya çalışalım. En basit şekilde açıklamaya çalışıyorum. Sonuç olarak sadece ama sadece bu ihtiyaçtan kaynaklı doğmamıştır logaritma fonksiyonu. Farklı sebepleri de vardır ama en basit haliyle ben size vermeye çalışıyorum. Şimdi bu kısmı çok iyi dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlarım.
Bunun için de şöyle ekstra bir sayfa açmak istiyorum. O sayfanın üzerinden sizlere bir şeyler gösterelim bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Öncelikle ben diyorum ki. Biz yanlış hatırlamıyorsam yani bizim zamanımızda orta 2'ye falan tekabül ediyor. Denklem çözüm işleri. Yani ya 7. sınıfa falan tekabül ediyor. Siz ne zaman denklem çözmeye başladınız, ne zaman öğrendiniz bilmiyorum ama o civarlardır diye tahmin ediyorum. Ve o zamanlardan bu yana hep hocalarımızın söylediği bir cümle vardı. Bütün matematikçiler, bütün matematik dersi anlatan hocaların o zamanlar denklem anlatırken kurduğu bir cümle vardır. Hala ve hala kullanılıyor. Şöyle bir cümle. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Yani amaç denklemi çözerken burada çok güzel açıklanıyor aslında. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa derken. Çünkü bilinmeyen aslında x'tir. Ve biz x'i bulmak istiyoruz o denklemi çözmek istiyorsak. Ve mutlak surette sevgili arkadaşlarım x'in yalnız kalması gerekiyor ki ben o denklemi çözebileyim. X yalnız kalacak ki buranın altını çiziyorum. X yalnız kalmalı ki bir denklem çözülsün. Yani eğer ki x'i yalnız bırakmadan sen bir denklemi çözüyorsan kusura bakma kardeşim ezbere çözüyorsundur. Sen o denklemi çözmemişsindir aslında. Ezbere bir kök bulmuşsundur. Cevap doğru olsa bile sen o denklemi ezberine çözmüş olursun. Şimdi peki o halde birazcık düşünelim isterseniz. Bakın mesela 2x eksi 6 eşittir 0 denklemini düşünelim. Daha sonrasında x artı 3 bölü 2 eşittir 0 denklemini düşünelim. Başka mesela x kare eksi 4 eşittir 0 denklemini düşünelim, tamam mı? Şimdi bu denklemlerde sevgili arkadaşlarım x'i yalnız bırakacağız. Amaç bu demiştik. Eksi 6'yı karşıya atarsınız. Böylelikle bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa mantığını korumuş oluruz. Her iki tarafı da 2'ye bölüyorsunuz ki x eşittir 6 bölü 2'den 3 geliyor. İşte arkadaşlarım x'i yalnız bıraktık mı bıraktık. İşte bu denklem çözülmüş oldu. Şu an ben bu denklemi çözdüm. Şuna bakıyoruz. X artı 3 bölü 2 sıfırsa 2'yi karşıya attın 0 kere 2 ne geldi? 0. Yani x artı 3'ün 0 olması gerekiyor. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yaparsak x yalnız kalır. Artı 3'ü karşıya atarsanız eksi 3 olur. Ve işte biz bu denklemi de çözmüş olduk şu an. X kare eksi 4 sıfırda. Eksi 4'ü karşıya atarsanız x kare eşittir 4 olur. Her iki tarafın karekökünü alırsanız mutlak değer x gelir. Eşittir 2'dir arkadaşlarım. Ve buradan x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Bakın bu denklemi çözmüş olduk. İki tane de kök bulduk hatta, değil mi bunun üzerine? Peki şimdi bunları neden anlatıyorum? Bunları şundan kaynaklı anlatıyorum. Ben sana bir soru sorsam ve desem ki 2 üzeri x eşittir 8 ise x kaçtır diye bir soru sorsam. Bunun cevabına eminim ki şu an üniversite sınavına girecek öğrencilerin %99.99'u doğru cevap verecektir. Ve diyecektir ki hocam x eşittir 3. Ben de zaten 2 üzeri x eşittir 8'i gördüğüm zaman ben de x eşittir 3'müş demek ki derim. Çünkü arkadaşlarım kimse burada x'i yalnız bırakmaya çalışmaz. Herkes 2'nin kaçıncı kuvveti 8'de acaba diye düşünür ve ezberinden der ki 3. Peki neden x'i yalnız bırakmadın? Sonuçta denklem çözümü değil mi bu? Yani denklem çözmemiz gerekmiyor mu? Denklem çözmemiz gerekiyor bizim. Ama kimse x'i yalnız bırakmıyor burada. Herkes ezberinden bir cevap veriyor. Hatta 2 üzeri b eşittir 32 desek herkes b'yi 5 bulur. Ama kimse b'yi yalnız bırakmamıştır. Veya 3 üzeri a eşittir 0 derseniz a'nın herkes 0 olmaz. 3 üzeri a eşittir 1 dersek a'nın herkes 0 olması gerektiğini bilir. Çünkü bir sayının 0. kuvveti 0 haricindeki sayıların 0. kuvveti 1'dir. Dolayısıyla kimse denklemi çözmeden herkes doğru cevabı bulabiliyor dikkat ettiyseniz. Pekala, bunu yapmak yasak mı? Tabii ki de değil. Bunu ben de bu şekilde yapıyorum sonuç olarak. 2 üzeri 2 8 ise ben burada x'i yalnız bırakmaya falan gayret göstermiyorum. Şimdi x'i yalnız bırakabilmek de gerekiyor ama çünkü bazı sorular için. Örnek veriyorum, ben sana şöyle bir soru sorsam. Hocam 2 üzeri x eşittir 5 ise peki şimdi söyle bakalım x kaçtır? İşte orada tıkanıyoruz değil mi? Yani burada tıkanmamızın sebebi ne? Ezberimizde bunun olmayışı. Ezberde bu yok. Bundan kaynaklı da sen 2 üzeri x eşittir 5'in çözüm kümesini bulamıyorsun. İşte arkadaşlarım bunu bulabilmek adına üretilmiş bir fonksiyondur denilebilir. Logaritma fonksiyonu. Çünkü arkadaşlar burada artık diyoruz ki x eşittir logaritma 2 tabanında 5'tir diyoruz. Logaritma 2 tabanında 5 bir ifade değildir arkadaşlarım. Bir sayıdır. Şu an elinizde bir herhangi bir akıllı telefon varsa akıllı telefonun hesap makinesini açıp telefonu yan çevirerek, tabii önce otomatik döndürmeyi açın. Telefonu yan çevirerek arkadaşlarım logaritma tuşlarının olduğu hesap makinesinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer yoksa da mutlaka ayarlardan bilimsel hesap makinesini açın. Orada göreceksiniz log tuşunu. Ve logaritma tabii iki tabanı olmayacaktır o log tuşunda.
şunu görebilirsiniz. Log 5 bölü log 2'ye hesaplarsanız bunu da hesaplamış olursunuz hesap makinesinde. Log 5'i log 2'ye bölerseniz buradaki x'i bulursunuz. Ve 2'nin gerçekten o bulduğunuz sayıyı 2'nin kuvvetine yazın o hesap makinesinde artık buraya ne çıkıyorsa eşittir dediğiniz zaman 5'e çok yakın bir sayı bulursunuz. Çünkü burayı da otomatikman doğal olarak tam olarak yazamayacaksınız. Yazamadığınız için de burası da 5'e yakın bir sonuç çıkacak ama yaklaşık olarak 5 çıkacaktır. Yani sevgili arkadaşlar demem o ki bu bir sayıdır, bu bir ifade değildir. Kimse logaritma iki tabanında 5'i öyle kafasında büyütmesin. Aslına bakarsanız bir sayıdır, bir sayının gösterimidir. Böyle çok küsuratlı olan sayıları mesela 2 üzeri x 5 ise biliyorsunuz ki siz bunun 2 üzeri 2'den büyük ve 2 üzeri 3'ten daha küçük olduğunu biliyorsunuz. 2 üzeri x eğer 5 ise bak çünkü burası 4 burası 8'di. Demek ki arkadaşlar buradaki x de 2 ile 3 aralığında bir sayıymış diyebiliriz örnek veriyorum. Bulacağın sonuç da zaten log 5'i log 2'ye böldüğün takdirde bulacağın sonuç da 2 küsurat bir sayı olacaktır. Bundan kaynaklı arkadaşlarım şurada elde ettiğiniz değerin bir sayı olduğunu unutmayın. Peki logaritma ne işe yarıyormuş? İşte buradaki denklemde x'i yalnız bırakmaya yarıyormuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi dilerseniz geçelim artık tekrardan kitabımıza. Burayı da istersen küçük bir kağıda not alıp duvarına yapıştırabilirsin. Sıkıntı değil. Şöyle yapalım. Kitabımıza tekrardan geçiyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım artık konumuzu işlemeye devam edelim. Logaritma fonksiyonu. Dikkat ettiyseniz fx eşittir a üzeri x. Burada x'i yalnız bırakmak demek. Bir fonksiyonda x'i değişkeni yalnız bırakmak demek. Aslına bakarsanız o fonksiyonun tersini bulmak demek de aynı şeydi. Yani ben buradaki x'i adam akıllı biçimde yalnız bırakmayı başarırsam aslında fonksiyonun tersini bulmuş olacağım. İşte o bulduğum fonksiyonun tersi de bu üstel fonksiyonun tersidir. Ve üstel fonksiyonun tersine de logaritma fonksiyonu denir sevgili arkadaşlarım. İşte olay aslında bu. Üstel fonksiyonda x'in yalnız bırakılmış haline biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Üstel fonksiyonun ters fonksiyonunda logaritma fonksiyonu diyoruz. Şimdi şu kısım aklınızda mutlaka ama mutlaka yer etsin. Soruları çözerken ben size logaritmanın tanımından diye bir ifade kurduğum takdirde işte siz hemen şu ifadeyi anımsayacaksınız. Burada arkadaşlarım y sayısı ya da y diyelim a üzeri x'e eşitse x'i sevgili arkadaşlarım nasıl yalnız bırakıyormuşuz? Bakın burada a neydi? Tabandı değil mi? Tabandı. O halde a yine burada taban oluyor. Ve bu sefer şurası sonuçlu ya. Bu sefer bu y logaritmanın içi oluyor. Ve böylelikle artık diyorsun ki logaritma a tabanında y eşittir x'tir. Bunu da anlamlandırabilmek için bütün logaritmik fonksiyonlarda ifadelerde bunu yapabilirsin. A üzeri x eşittir y biçiminde. Tamam, a üzeri x eşittir y biçiminde de sevgili arkadaşlarım bunu gerçekleyebilirsin ki zaten a üzeri x neye eşitti? Y'ye. İşte bu bunun ters fonksiyonu, bu da bunun ters fonksiyonu doğal olarak. Logaritma a tabanında x ifadesi de zaten okuduğum gibi okunuyor arkadaşlarım. A tabanında x. Şimdi sizden ricam bakın ben sizden bunu bu şekilde hiçbir ricada bulunmadım. Şimdi ilk defa sizden bir ricada bulunuyorum. Bu logaritmik ifadeleri yazarken lütfen ama lütfen yazımına çok dikkat edin. Ben bunu özel ders verdiğim öğrencilerde de hep uyarıyordum geçmiş yıllarda. Sınıf ortamında da hep uyarıyordum. Onlar da şaşırıyorlardı. Hani İsmail Hoca hiç böyle şeylere dikkat etmezdi. Niye şimdi dikkat ediyor? Niye şimdi bizi uyarıyor diye. Çünkü arkadaşlarım burada çok önemli bu. Lütfen rica ediyorum. Bakın logaritma x dediniz ya. Bunlar aynı hizada yazılabilir. Sanki böyle bir kelime yazıyormuş gibi. Aynı hizada yazın. Ama bunun tabanını şöyle g'nin biraz daha sağ alt köşesine doğru yazın arkadaşlarım. Tamam mı? Ve biraz daha puntosu küçük olsun. Çünkü sevgili arkadaşlar bu neden önemli? Bu sadece bu haliyle kalmayacak. Birazdan 2'nin üzerine başka bir sayı gelecek. X'in üzerine farklı bir sayı gelecek. Sen şimdi bunları nizami biçimde yazmazsan kendi okuduğun, kendi yazdığın şeyi yanlış okuyup yanlış cevaplarda türetebilirsin. Bulduğun cevap şıklarda çıkmayacaktır. Bulduğun cevap yanlış cevap olacaktır gibi gibi sonuçlarla karşılaşacaksın. Ulan konuyu biliyorsun. Sırf yazım hatasından kaynaklı da gidip de yanlışı işaretleme. Bir netinden olma. Ve şunu da sakın unutmayın. O da daha dün bir öğrencimle telefonla konuştuk. Yani arkadaş bak adam gidiyor 40 tane soru çözmüş matematikten. Çok güzel. Yani 28 tane de doğrusu var. Yani 40'ta 28 bence bir başarı. Yani hele ki şu dönemler için. Ocak ayı için falan. Çünkü rahatlıkla 32'nin 33'ün üstüne fırlatabilir. Ama adam gitmiş 28 doğrusu vardı. 12 tane de yanlışı ver be güzel kardeşim. Yani bu işaretlemek zorunda mıydın lan onları? Değil mi?
Ya, o yüzden öğrenciler şunu unutuyor. Ya işte 3 tane şıkkı eledim. 2'ye indi. Artık sallasam bile tutturabilirim. Daha yüksek bir ihtimalle tutturabilirim. O zaman sallayayım. Ulan sen onu salladığında ve yanlış çıktığında aslında sadece bir tane netten olmuyorsun. Bir tane yapacağın doğrudan oluyorsun. Ekstra üstüne üstlük bir tane yanlışın ortaya çıkıyor. Ve o yanlış da 0.25 netini götürdüğü için 2.25 nete mal oluyor sana. Bir de şimdi böyle düşün istersen, tamam mı? Peki ben daha fazla lafı uzatmayayım. Devam edelim arkadaşlarım. Dolayısıyla tek ricam sizden şunları düzgün ve nizami biçimde yazmanız, tamam mı? 2.25 netten olmayın. Şimdi örneklerimize bir bakalım isterseniz. Aşağıdaki boşlukları uygun ifade ve sayılarla doldurunuz demişiz. 2 üzeri x 5 ise ben x'i nasıl yalnız bırakacağım? Logaritma 2 tabanında 5 diye. Bunu da şu şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. 2 üzeri x eşittir 5 biçiminde de sevgili arkadaşlarım sağlamasında yapabilirsiniz. Şimdi buraya bakalım. 2'nin bir şeyinci kuvveti 8'miş. Kaçtı o? 3'tü değil mi? Demek ki bu kaçmış arkadaşlarım? 3'müş. Artık bak, logaritmalarda bazı çeşitli özellikler de vereceğiz ama o özelliklere ihtiyaç duymadan sen bu logaritmik sayıların eğer ki çözülebiliyorsa, yani bu şekilde nizami sayılar verdiyse, o zaman gidip cevabını yazabilirsin, sıkıntı yok. Bak, şuna baktın taban 2, şuna baktın logaritmanın içi 8. 2'nin kaçıncı kuvveti 8? 3. O zaman bu direkt 3'e eşittir diyebilirsin, tamam mı? Mesela şurası kaça eşittir? Logaritma 2 tabanında 4. 2'nin kaçıncı kuvveti 4? 2. kuvveti. 3'ün kaçıncı kuvveti 27? 3. kuvveti. O zaman 2 artı 3'ten cevaba 5 diyebilirsin. Şimdi geldim buraya. 3 üzeri x artı 1 6'ymış. Bakın ben bunu üssü sayılardan 3 üzeri x ile 3 üzeri 1'in çarpımı olduğunu biliyorum. 6'ymış. Her iki tarafı 3'e bölün arkadaşlarım. Cart gitti, cart gitti, 2 kaldı. Bakın 3 üzeri x eşittir neymiş? 2. Hadi x'i yalnız bırakın. Nedir? Logaritma taban 3'tü. Yine 3 olacak. 3 tabanında 2 bizim x'imiz olacak. Ki sen de artık şunu biliyorsun. 3 üzeri x eşittir 2. Bakın burada. Evet, notumuzda devam edelim. Şimdi notta A üzeri x üstel fonksiyonu da sevgili arkadaşlarım A sıfırdan büyük ve birden farklı ve y de sıfırdan büyüktü hatırlarsanız. Üstel fonksiyon için konuşuyoruz. Şuradaki taban neydi? Sıfırdan büyüktü. Aynı zamanda birden farklıydı ve tabi A üzeri x'in sonuçları da daima pozitif olmak zorundaydı. Sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Çünkü hiçbir pozitif sayının sevgili arkadaşlarım hiçbir kuvveti ne sıfır yapıyordu ne de negatif yapıyordu. Dolayısıyla y'sinin de yani şuranın da sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. Pekala, madem y eşittir a üzeri x üstel fonksiyonu yazdığım zaman ben bunun aslında logaritma a tabanında y eşittir x olduğunu biliyorum. Buradaki a, buradaki a ve buradaki y de buradaki y olduğu için artık logaritma fonksiyonları için şunları söyleyebiliriz. Arkadaşlarım, logaritmanın tabanı daima sıfırdan büyük ve birden farklı. Çünkü buradaki a, buradaki a'nın aynısı. Buradaki logaritmanın içi de burada az önce üstel fonksiyonun sonucu olduğu için logaritmanın içi de daima sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Tekrar ediyorum, logaritmanın tabanı sıfırdan büyük, içi de sıfırdan büyük, ekstradan logaritmanın tabanı bir de 1'e eşit olamaz arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun, bir tabanında bir logaritma bulamazsınız, olamaz çünkü öyle bir şey. Pekala, ikinci örneğimize bakalım. Fx eşittir logaritma x tabanında 6 eksi x bölü 5 artı x fonksiyonunun tanımlı olduğu en geniş aralıktaki x tam sayılarının toplamını bulunuz demiş. Öncelikle mavi yere bakıyorum, sonralıkla sarı kısma bakacağız arkadaşlarım. Öncelikle x dediğimiz taban sıfırdan büyük ve birden farklı olmalıydı. Bir de arkadaşlar 6 eksi x bölü x artı 5 dediğimiz logaritmanın içi sıfırdan büyük olmalı. Şimdi şunlar zaten cepte, bunlara yapacak herhangi bir işlemimiz yok. Ama şurası için bir eşitsizlik tablosu çizmemiz gerekiyor. Bakın buranın kökü 6, buranın kökü eksi 5. O halde eksi 5 ve 6 için bir tablo oluşturacağım. Tablonun bacaklarını çizdik. Bakın arkadaşlar, birisi eksi, birisi artı. Dolayısıyla eksiyle başlayacağım ve eşitlik yok arkadaşlarım. İkisi de şu şekilde, içleri boş. Eksi, artı, eksi dedik. Bizden istenen şey sıfırdan büyük olan aralıktı, yani şurası. Demek ki benim x'lerim burada neymiş arkadaşlar? Eksi 5'te 6 aralığındaymış. Tam sayılar sorulmuş. Eksi 5 olmuyor. Eksi 4'ü alacağız. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ama ne demişti bir de? Hocam sıfırdan büyük olacak demişti. Dolayısıyla sıfırdan büyükse şunları zaten alamam. Birden de farklı demişti. Bunu da alamıyorum. O halde arkadaşlarım x sayıları hangileriymiş? 2, 3, 4, 5. İşte bunların toplamı sorulmuş. Bunları toplarsanız cevabın 14 olması gerektiğini içtenlikle söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, şimdi 84. sayfamızı bitirdik. 84. sayfada sevgili arkadaşlarım umarım
şu kısımda bayağı iyi bir çalışma yapmışsınızdır ve logaritmanın sebebini, logaritmanın tanımını, üstel fonksiyonun tanımını, üstel fonksiyonun grafiklerinin ne zaman artan olacağını, ne zaman azalan olacağını çok iyi anlamışsındır inşallah. Çünkü bunlar çok 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 önemli. Emin ol logaritmanın diğer kurallarından bile önemliydi bu yaptıklarımız. İnşallah sen de bunları pür dikkat dinleyip anlamışsındır diyelim ve geçelim 85. sayfamıza. 85. sayfamızda 3. örnekteyiz arkadaşlar. Fx eşittir logaritma 7 eksi x tabanında x kare eksi 6 x eksi 16 fonksiyonunun en geniş tanım aralığı soruluyor. Yani x'lerin alabileceği değerleri soruyor arkadaşlarım, tamam mı? Şimdi taban 7 eksi x olduğu için diyoruz ki 7 eksi x 0'dan büyük olmalı. Yani bu durumda x 7'den küçük olur ve 7 eksi x farklıdır 1'den diyorum. Böylelikle sevgili arkadaşlarım x farklı 6 olacaktır. Bu bir. İkinci olarak da şu kısım, yani logaritmanın içi şu kısım sıfırdan büyük olmalı diyoruz. Ben burayı x ve x diye, burayı da sevgili arkadaşlar eksi 8 ve artı 2 diye açarsam köklerimin eksi 2 ve artı 8 olduğunu görürüm. Daha sonrasında tablo yöntemiyle x'lerin aralığını buluruz. Artıyla başlayacağımız zaten belli. Sıfırdan büyük dediğimiz için içleri de boş. Artı eksi artı dedim. Bizden istenen kısım sıfırdan büyük olan yerlerdi. Yani sevgili arkadaşlar şu kısım ve şu kısım. Şimdi ben şunu biliyorum ki x'ler 7'den küçüktü. 7 şurada. Yani diyor ki x'leri bu tarafta ara diyor. Yani benim 8'in sağına bakmama lüzum kalmadı. 7'nin sol tarafında arayacağım. 6'dan da farklıydı. 6 da zaten burada yok. O halde x'lerimiz neredeymiş arkadaşlar? X'ler elemandır. Eksi sonsuzla eksi 2 açık aralığındaymış diyeceğiz. İşte en geniş tanım aralığı karşımıza çıkmış oldu. Dördüncü örnek. Logaritma 4 tabanında 4 çarpı logaritma 2 tabanında logaritma x tabanında 2 eşittir 1 olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi tanım aralığı örneklerini son verdik. Artık biraz işlem yapacağız logaritma ile alakalı. Şimdi arkadaşlarım en dıştan başlıyorsunuz. 4 üzeri 1 logaritmanın içine eşit olacak. İçi burası. 4 üzeri 1 4'tür. Yani arkadaşlarım şu işaretleyeceğimiz yer, bakın şurası kaçmış? 4'müş. Burası 4 de. 4 ile neyi çarparsam 4 yapar? Tabii ki 1'i. Yani burası 1'miş. Artık karşımızda şu var. Logaritma 2 tabanında logaritma x tabanında 2 eşittir sevgili arkadaşlar. 1 var. 2 üzeri 1 2 yapar. 2 neresidir arkadaşlarım? Logaritmanın içi. Yani logaritma x tabanında 2 kaçmış? Tabii ki arkadaşlar 2'ymiş. X'in ikinci kuvveti 2'ye eşitmiş. Yani x kare kaçmış? 2. O halde x kaçtır? Tabii ki kök 2. Hocam x eksi kök 2'de olamaz mıydı? Sonuçta x kare 2 ise x'ler kök 2 veya eksi 2 eksi kök 2 olabiliyordu. Yalnız şöyle bir durum var. X sevgili arkadaşlarım burada taban olduğu için biliyorsun ki taban sıfırdan büyük olmalıydı. Yani eksi kök 2 olamaz. X kaçmış? Kök 2'ymiş diyeceğiz. Geçtik 5'e. Logaritma 5 tabanında logaritma 5. dereceden kök içerisinde 5 tabanında 5x eşittir 3 ise. Şimdi bak 5'in küpü. 5'in küpü nereye eşit oldu arkadaşlarım? Şu içeriye. Logaritma 5. dereceden kök içerisinde 5 tabanında 5x. Daha sonrasında diyorum ki şunun 5'in küpüncü kuvveti eşittir logaritmanın içi diyorum. Şimdi şu kısım ne demek arkadaşlarım? 5 üzeri 1 bölü 5 demek. Ben bunun 5'in küpü kaçtır? 125'tir. 125. kuvvetini aldığım takdirde bu 5 çarpı x'e eşit oluyormuş. O halde 1 bölü 5'te 125'i çarparsanız 5 üzeri 25 gelecektir. Bu da 5 çarpı x'e eşitse her iki tarafı 5'e bölerseniz 5 üzeri 24 eşittir x gelir. Bakın x değerini bulunuz demişti. X değeri artık karşımızda 5 üzeri 24 olacakmış cevabımız. Geçtim 6'ya. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir x olduğuna göre 4 bölü 3 üzeri 4x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şöyle diyeceğiz. Bakın 3'ün hop x'inci kuvveti hop 2'ye eşittir. Yani sevgili arkadaşlar 3 üzeri x kaçmış? 2'ymiş. Çok güzel. Şimdi şu kısma bakıyoruz. 4 bölü 3 üzeri 4x. Bakın ben burayı bölü 3 biçiminde yazarsam 3 üzeri 1. Neden? Çünkü eksi 1 demiş. Ancak böldüğüm zaman üstü sayıları üstler birbirinden çıkarılıyordu. Bunu da ters çevirip şununla çarparsanız 12 bölü 3 üzeri 4x yapar. Hatta bu da 12 bölü 3 üzeri x'in dördüncü kuvveti biçiminde yazılabilir. Çünkü 4x bakın çarpım durumunda. Üstün üstü yazdığım zaman da bunları çarpıyorduk zaten. Peki 3 üzeri x kaçtı? Hocam 2 idi. O halde 12 bölü 2 üzeri 4. Yani 12 bölü 16. Bu da sadeleştirilirse 4'e böldüğünüz 3,
4'e böldünüz 4. Doğru cevabımız 3 bölü 4 olacaktı diyebiliriz. Devam edelim 7 ile. Logaritma 5 tabanında 10 a bölü 3 olduğuna göre 2 çarpı 5 üzeri a eksi 1 ifadesinin acaba değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle 5'in a bölü 3. kuvveti bize 10'u verecekmiş. Bakın 5'in a bölü 3. kuvveti bize 10'u veriyor. Şimdi bana 5 üzeri a lazım bakın burada. O halde ben bunun küpünü alacağım. Bunun da küpünü alacağım. Böylelikle a bölü 3 ile 3'ün çarpımı 5 üzeri a'yı verecek bize. Burası da 10'un küpünden 1000 yapar arkadaşlar. Şimdi 5 üzeri a kaçmış? 1000'miş. O halde gelin kökün içerisinde biraz düzenleyelim. 2 çarpı 5 üzeri a bölü 5 yazabilirim arkadaşlar buraya. Çünkü a eksi 1 demiş. Şurası 1 olduğuna göre a eksi 1 gelir bakın burada. 5 üzeri a 1000'di. Şurası 1000. 1000'i 5'e böldünüz 200. 200 kere 2 400 yapar. Kök içinde 400 sorulmuş. Kök içinde 400'ün de sen tabii ki 20 olması gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Bir notumuz var. Notta diyor ki a 0'dan büyük ve 1'den farklı olmak üzere eğer bir logaritmanın tabanıyla içi aynıysa sonuç 1'dir. Sebep çünkü arkadaşlarım bakın logaritma a tabanında a eşittir 1 demişiz ya. A'nın birinci kuvveti ancak ve ancak a'ya eşittir. Bundan kaynaklı logaritma a tabanında a 1'dir diyoruz. Yani örnek olarak logaritma 2 tabanında 2 1'dir. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir. Logaritma pi tabanında pi eşittir 1'dir tarzında bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ekstradan bir de logaritma a tabanında 1 0'a eşittir. Onu da hemen şöyle gösterelim. Logaritma a tabanında 1 eşittir 0. Yani logaritmanın tabanı ne olursa olsun eğer logaritmanın içi 1 ise sonuç 0'a eşittir diyoruz. Neden? Çünkü a üzeri 0 ancak 1'e eşittir arkadaşlar. O halde logaritma 5 tabanında 1 eşittir 0. Logaritma 10 tabanında 1 eşittir 0. Logaritma 100 tabanında 1 eşittir 0 gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Unutmayın, tekrar söylüyorum. Logaritmanın tabanı ve içi eşitse cevap 1. Logaritmanın içi 1 ise sonuç 0 olacak sevgili gençler. Devam ediyorum sağ üst tarafla. 8. örnek. A sayısı pozitif ve 1'den farklı olmak üzere. Logaritma A tabanında kaçtır arkadaşlarım? İçi ve tabanı aynı 1. Logaritma A tabanında 1 kaçtır? 0'dır. 3 kere 0 da zaten bize 0'ı verecektir. Logaritma 2 tabanında 4 de zaten kaçtı? 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? Tabii ki ikinci kuvveti. 1 artı 0 artı 2 bize neyi veriyormuş? A'yı. Yani A kaçmış arkadaşlar? 3. Bizden istenen şey şu. A kareden A'yı çıkar. A 3 ise 3'ün karesinden 3'ü çıkar demiş. Yani 9'dan 3'ü çıkar demiş arkadaşlarım bize. Cevap 6 olacaktı. 9. örnek. X'ler pi ile 3pi bölü 2 aralığında olmak üzere. Yani bu birim çember üzerinde düşünecek olursak sevgili arkadaşlarım 3. bölgeye tekabül eden bir açıymış x. Logaritma 7 tabanında kotanjant x eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değeri. Arkadaşlarım 7 üzeri 0 ki 1 yapar içeriye eşittir. Yani kotanjant x eşittir kaçmış? 1. Kotanjant x'i 1 yapan 3. derecedeki 3. bölgedeki açı normal şartlar altında kot 45 derece eşittir 1'dir. Ya da kotanjant pi bölü 4 eşittir 1'dir biliyorsunuz. Fakat 3. bölgede olsun istediği için biz ne yapacağız? Buna pi ekleyeceğiz. Yani kotanjant pi artı pi bölü 4 diyeceğiz. Bu da sevgili arkadaşlarım kotanjant 5 pi bölü 4'e eşit olacak ki kendileri 1'e eşittir. O halde arkadaşlar x değeri kaçmış? 5 pi bölü 4'müş diyebiliriz. 10. örneğimiz. Logaritma 4 tabanında, logaritma 3 tabanında, logaritma küp kök 3 tabanında x eşittir 1 ise bakın arkadaşlar şu kısım ne olmak zorunda? Tabii ki 4 üzeri 1'den 4 olmak zorunda. Hemen yazdım logaritma 3 tabanında, logaritma küp kök 3 tabanında x eşittir kaç dedik? 4 dedik. 3'ün 4. kuvveti de buraya eşit olacak. Yani logaritma küp kök 3 tabanında x eşittir 3 üzeri 4'ten 81 olacak. Ve küp kök 3'ün 81. kuvveti de x'e eşit olacak. Bakın küp kök 3'ün 81. kuvveti x'e eşit ise ben bu küp kök 3'ü şöyle yazarım. 3 üzeri 1 bölü 3'ün 81. kuvveti biçimine yazarım. Bu da bana 1 bölü 3 ile 81'i çarparsanız 3 üzeri 27'yi verir. Eşittir x ise sevgili arkadaşlarım x kaçmış? 3 üzeri 27. Yalnız bizden istenen x değil logaritma 9 tabanında x. O halde onu şu şekilde yazacağım. Logaritma 9 tabanında dedim. 9 tabanında dedim. 3 üzeri 27. Şimdi bu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım hemen şunu yapıyoruz. Ben 9'un 3'ün karesi biçimde yazılabileceğini biliyorum. Buna da eşittir soru işareti diyelim. Hatta a diyelim. A'ya eşit olsun. Biz de a'yı arıyoruz. O arkadaşlar 3 üzeri
2'nin a'nıncı kuvveti 3 üzeri 27'ye eşit olacaktır. Böylelikle 3 üzeri 2a eşittir 3 üzeri 27 dersiniz. Buradan 2a eşittir 27 gelir ve a eşittir 27 bölü 2, yani 13,5 gelecektir sevgili arkadaşlarım. Bizden bu değer istenmişti. Biz o değeri a dedik ve a'yı da 27 bölü 2 bulduğumuza göre cevabımız bu olacaktı dedik. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tabanı 10 olan logaritmalara biz bayağı logaritma diyoruz. Yalnız bu bayağı Türkçe'de her zaman kullandığımız, yanlış kullandığımız bayağı ile aynı bayağı değil. Yani mesela ne kadar param var? Bayağı param var. İşte o bayağı, o bayağı değil, tamam mı? Bayağı demek, bayağı demek sıradan demektir arkadaşlarım. Bayağı demek adi demektir arkadaşlarım. Bayağı demek basit demektir arkadaşlarım. Tamam, hani derler ya, bu konuyu bayağılaştırıyorsun derler. İşte o bayağı, o bayağı sıradanlaştırma derler. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, buradaki bayağı kelimesi aslında sıradan veya basit olarak kullanılabilir. Sıradan logaritma, basit logaritma tarzında. Tabanı 10 olan logaritmalara biz bayağı logaritma diyoruz. Ve tabii ki isminin çok bir önemi yok, çünkü hiçbir zaman artık bayağı demeyeceğiz. Arkadaşlarım, tabanı 10'sa, taban 10'sa bu 10'u yazmanıza gerek yok. Çünkü 10'luk tabanda çalıştığımız için bundan kaynaklı yazmamıza gerek yok. Eğer logaritmanın tabanı yazmıyorsa, mesela logaritma 5, sen bunun tabanında gizli bir 10 olduğunu bileceksin. Eğer taban yazmıyorsa logaritma 3 mesela, sen bunun tabanında 10 olduğunu bileceksin. Ama onu yazmana lüzum yok diyoruz. Örneğimize bakalım. Örnek 11. Logaritma 2 tabanında log x eşittir. Logaritma 3 tabanında 81. 3. kaçıncı kuvveti 81? 4. Yani arkadaşlarım, logaritma 2 tabanında logaritma x eşittir kaçmış? 4. O halde 2'nin 4. kuvveti 16 içeriği verecek bize. Logaritma x eşittir 16 ise biz x'i istiyoruz ya, bunun tabanında ne var? Hiçbir şey yok. O halde tabanın 10 olduğunu bileceğiz. 10 üzeri 16 bize x'i verir. Yani x kaçmış arkadaşlarım? 10 üzeri 16'ymış diyebiliriz. Evet, 85. sayfamızı neredeyse bitirmek üzereyiz. Bu nottan itibaren sevgili arkadaşlarım, bir diğer videonun konusu olacak artık. Logaritma ikinci video olacak arkadaşlar. Logaritmayı toplamda 5 videoda işleyeceğiz ve ikinci videonun konusu buradan itibaren başlıyor. Bu notla ve devamındaki örneklerle devam edeceğiz arkadaşlar. 85, 86 ve 87. sayfalar için bir diğer videoyu bekleyeceksiniz. Ki zaten hemen arka arkaya gelecek videolar. Ufak bir dinlenmeden sonra devam edebilirsin yoluna sen de. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.